Herkese merhaba, Erdem Baş ben. Kanadıma hoş geldiniz. Kanada, Toronto'dayım. Oyunla geldik buraya, malum daha önce duyurmuştum. Şu anda downtown'da Sugar Beach diye bir yere geldik. Böyle burası deniz kenarında, yani göl kenarında daha doğrusu. Şöyle arkamda gördüğünüz gibi kum döküp beach haline getirmişler. Kanada, Toronto enteresan bir şehir. Hemen size izlenimlerimi anlatacağım. Hafta sonu olduğu için burası biraz kalabalık. İnsanlar burada geziniyorlar. Bir taraftan müzik yapanlar var. İşte kumlara oturmuş insanlar sohbet ediyorlar, müzik dinliyorlar. Böyle küçük standlar açmışlar, yemek satıyorlar. Onları da göstereceğim size birazdan. İşte sahil boyu şuraya doğru, evet şu tarafa doğru insanlar yürüyorlar, geziyorlar. Toronto nasıl bir yer? İlk izlenimlerim nasıl? Hemen sizle paylaşmak istiyorum tabii. Yani açıkçası Kanada'nın en büyük şehirlerinden bir tanesi Toronto. Ve çok fazla öğrencinin olduğu, göçmenin olduğu, kozmopolit, ne denir? Metropolitanı. Metropol şehri. Ha, metropol şehri bir yer Toronto. O anlamda güzel sokaklarda her çeşit insan görüyorum. Hintlisinden Çinlisine, Korelisine, Orta Asyalısına, efendime söyleyeyim, Türkler de burada var. Özellikle 90'larda Toronto, yani daha doğrusu Kanada hükümeti kapılarını açıp demiş ki ya gelin. Yani ne olursanız olun gelin. İnsanlara çok fazla iş imkanları sunmuşlar. Çok fazla böyle kapılarını açmışlar, vatandaşlık vermişler. Biraz daha şu aralar tabii sınırlarını açıkçası kontrollü açıyorlarmış. Göçmenlik için biraz daha şartları zorlaştırmışlar. Vatandaşlık vermek için dil şartını özellikle interview'larda, yani bu vatandaşlık görüşmesinde onun sertifikaya bağlamışlar. İş istiyorlarmış işte, yani iş bulman lazım, öğrenci olman lazım falan filan gibi böyle biraz zorluklar çıkarmışlar ama yine de dediğim gibi çok kalabalık böyle bir göçmen ülkesi. Ama bunun yanında da aynı zamanda çok da böyle sosyal devlet, çok da fazla böyle şeyi var. Baksanıza insanlar eğleniyorlar, binmişler, ne yapıyorlar acaba, çok merak ediyorum. Çok fazla sosyal hakları olan bir devlet. Özellikle pandemi zamanında falan inanılmaz yardımlar yapmışlar herkese. Yani mesela Amerika'da çalışanlara bir ödenek vermişlerken burada çalışan çalışmayan herkese vermiş. Özellikle buranın başkanı Trudeau, doğru söylüyorumdur inşallah. Ondan sonra demiş ki evinizde oturun, biz size bakacağız. Herkese, yani adam mesela çalışmıyor pandemiden önce. Amerika'da çalışmayan insana para vermemişler. Bir seneki önce vergi ödemediği için mesela ona vermemişler ama Kanada'da herkese vermişler. Demişler ki şu anda çalışmıyorsun ama belki sen pandemi olmasaydı bir ay sonra işe girecektin ve çalışacaktın. Yani bunun garantisi yok. O yüzden biz sana da vereceğiz deyip herkese böyle haftalık çek yazmış, herkese bakmışlar. Biraz vergilerin çok olduğunu söylüyorlar. Yani burada mesela Amerika'da mülk edinmek, yani ben çok böyle birkaç senede insanların ev aldığını falan duyuyorum Amerika'da ama burada biraz daha böyle çalışıp para biriktiremediklerini de söylüyorlar. O da dediğim gibi vergilerin biraz yüksekliğinden kaynaklanıyormuş. Kanadalılarla Amerikalılar arasındaki fark nedir diye konuştum, sordum. Onu da şöyle açıkladılar. Genelde Hollywood filmlerinde, dizilerinde Kanadalılarla fazla dalga geçiyorlar. Kanadalıların daha böyle saf, iyi niyetli olduğunu söylüyorlar yani her konuda. Mesela bir arkadaş bir örnek verdi. Ev sahibi kontratı yenileyecekmiş, zam yapacakmış. Önüne iki seçenek koymuş. Demiş ki 2400 mi olsun, 2650 mi olsun diye sormuş yani. Kiracıya sormuş bunu. Bizim arkadaş demiş ki yani 2400 olsun. Ondan sonra ev sahibi demiş ki doğru seçim deyip 2400'e anlaşmışlar. Yani zamı bile kiracısına sormuş. Hatta birisi anlattı. Evden çıkarken ev sahibi 1000 dolarlık çek kesip vermiş. Evime çok iyi baktın, sana teşekkür ederim deyip teşekkür ediyorum deyip 1000 dolarlık çek kesmiş ona. Yani ev sahibi evden çıkarken kiracısına para vermiş yani. Hani evime iyi baktın, sana teşekkür ediyorum diye. Yani biraz böyle Kanadalıların iyi niyetli ve saf olduğunu söylüyorlar o anlamda. Yani insancıllar. Hükümet de tabii bunda etkili. Hemen şu ablayı da göstereyim. Bir şeyler yapıyor arka tarafta. Böyle insanları eğlendiriyor. Evet, görüyorsunuz.
Kanadalılar biraz daha böyle saf, iyi niyetli olduğunu söylüyorlar. Yani sevdim mi şehri? Şehir biraz böyle çok şey, yani bina bina. Banliyoları var tabii. Çok güzel evleri var. Yani şehrin downtown'ın dışında çok güzel evler var. İnsanlar güzel evlerde oturuyorlar. Burası biraz soğuk coğrafya olarak. Biraz böyle kışı sert geçiyor diyorlar. Ama kışın yani her yerde kar olmasına rağmen çabuk yollar temizleniyor diyorlar. Soğuk çok fazla etkilemiyor diyorlar. Şu anda biz Eylül'ün ayının ortasındayız. Yani hava güzel, yani hafiften kapalı esiyor ama genel itibariyle hava güzel. Toronto'yu çok sevdim mi diye sorarsanız, yani yaşar mıyım bilmiyorum. Ama öğrencilerin çok tercih ettiği bir yer. Çok fazla üniversite var, çok güzel yerler var. Dediğim gibi dil öğrenmek için burası tercih edilebilir. Öğrenci okumak için tercih edilebilir. Vatandaşlarına dediğim gibi sosyal devlet olduğu için çok fazla yardım yapıyor. Bu sağlık konusunda, eğitim konusunda. Amerika'dan farklı olarak sağlık konusunda çok daha böyle insan odaklılarmış. Eğitim konusunda biraz daha Amerika'ya göre daha avantajlıymış. O şekilde olduğunu söylüyorlar. Şimdi size biraz da etrafı göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu alanda insanlar geziyorlar, dolaşıyorlar. Şimdi bunların meşhur bir tane bizim patso vardır ya, ekmek arası patates. Onların da böyle bir yiyecekleri varmış, meşhur bir yiyecekleri. Onu göstermek istiyorum size. Putin diye patatesin üzerine böyle çeşitli soslar koyup, gördüğünüz gibi şurada satıyorlar. Patatesin üzerine böyle şeyle beraber, sosisle beraber koydukları bir patso durumu varmış. İşte şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi. Böyle küçük soslar koyuyorlarmış. İşte gördüğünüz gibi plastik kanepe diyor. Böyle üzerine peynir koyup, hardal koyup, patatesle aşağıda bu şekilde böyle bir yemekleri varmış. Yani şu anda karnım aç olsaydı yerdim diye düşünüyorum ama fiyatlar da bunlar. Bunlar Amerikan doları değil, Kanada doları. 10 Kanada doları 7,5-8 Amerikan dolarına denk geliyor. Paraları dolara göre biraz daha bir tık daha düşük. Böyle bir yer yani. Plajı. Güzel kafalar. Şehrin içi çok fazla dediğim gibi öğrenci gördüm. Binalar büyük, ihtişamlı. Arka tarafta şehri göstereyim size isterseniz. Şöyle arka tarafta görebilirsiniz yüksek binalar. Bunlardan çok fazla var. Yani benim yaşadığım Amerika'daki yerler gibi değil. Burası daha metropol olduğu için yüksek binaların olduğu bir yer olduğunu söylüyorlar. Şimdi arkadaşlarımıza geldik. Oyun öncesinde burada biraz gezelim, dolaşalım, eğlenelim diye. Gördüğünüz gibi insanlar da bizimle beraber geziyorlar, tozuyorlar, eğleniyorlar. Medeni bir ülke. Yani bu kuzey ülkelerinin, yani Avrupa'da da şeydir ya, hep böyle bir kuzey ülkeleri sosyal haklar konusunda iyidir ya. İşte ne bileyim, Norveç iyidir, İsveç iyidir. Burası, burada da kuzey ülkesi Kanada, burası da bu şekilde. Ama ben tercih eder miydim? Galiba hava koşullarından dolayı tercih etmezdim. Havanın sadece yazın 2 ay iyi olduğu söyleniyor, 2-3 ay iyi olduğu söyleniyor. Onun haricinde hep sıkıntı. O yüzden burayı zannedersem tercih etmezdim yaşamak için. Yani zorlanırdım burada soğukta. Amerika o anlamda daha iyi benim için, daha avantajlı. Valla Amerika'da da gezdikçe, gördükçe başka yerleri, insan diyor ki acaba buraya mı yaşasa, buraya mı yaşasa? Şimdi New Jersey'ye ben sürekli New Jersey'de yerleşirim, New Jersey'de kalırım diye düşünürken, açıkçası acaba başka alternatifleri de değerlendirsem mi diye düşünmüyor değilim. Çok güzel. Baksana ufak tatlı tatlı geziyor. Çinli çok, yani uzak doğulu çok fazla. Hintli çok fazla burada. Mesela Amerika ile kıyasladıkları zaman bu Trump bayağı göçmenlere karşı ciddi baskı uygulamış. İnsanlar green card'ım iptal edilir mi acaba? Green card'ımızı uzatmayabilir mi? Çünkü 10 senelik veriyorlar green card'ı. Uzatmayabilir mi falan acaba diye düşünürken burada çok fazla öyle sorunlar olmamış. Mesela Hintlilerin çalışma izinleri bittikten sonra
Trump uzatmamış yani, devam ettirmemiş. Buradaki IT işleri hep Amerika'daki IT işleri hep Hintlilerin elindeydi. Daha sonra bunu Hintlilerden alıp kendi Amerikan vatandaşlarını, kendi Amerikalılara da şey yapmak istemiş açıkçası. Onlar değerlendirsin bu fırsatı deyip böyle çok fazla Amerikalı IT'ci olmaya başlamış. Şu karşı tarafta biraz müzik yapıyorlar. Oraya doğru götüreyim sizi. Yani sanırım Amerikalı yerlilerin müziğini yapıyorlar. Orayı göstereyim size diye o tarafa doğru götürüyorum. Belki arkadan duyuyorsunuzdur sesi. Tam tamlarla. Bizim ekip tabi oyun öncesi de aldı her yere. Biraz da kaybettim. Onların yanına doğru gitmeye çalışıyorum şimdi. Herkes fotoğraf coşkusundan. Yani ben de hem video çekiyorum hem fotoğraf çekiyorum. Bazen yaşadığım yani gezdiğim yerlerin tadını da alamıyorum. Öyle. Yani günler burada çabuk geçiyor, güzel geçiyor. Tatlı geçiyor. Böyle bir kısa Kanada, Toronto turuyla ilgili size video çekeyim istedim. Onu da sizinle paylaşayım istedim. Evet, buradan akşam Toronto'da oynayacağız. Yarın da Ottawa'ya geçiyoruz. Ayın 23'ünde de Los Angeles'tayız inşallah. Los Angeles'a gidiyoruz. Orange County'ye gidiyoruz. Durum budur. Efendim, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olun. Yani videonun başında hatırlatmayı unuttum ama İnşallah bunu sonuna kadar izliyorsanız, kanalıma abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın, kendinize iyi davranın. Sevgiyle kalın.